bir platformlara girsinler, yeni çalışmalar yapalım düşüncesiyle. Manisa'da bulunan okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin ortaklığıyla 16 öğretmenin yapmış olduğu e-twinning projelerinden Benim Canım Şehrim Manisa ve Şimdi Spor Zamanı başlıklı projelerin tanıtım toplantısı yapıldı. Yunus Emre Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen toplantıya Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Aguş, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti. 2 yıl aradan sonra sayımız daha da arttı. Gerçekten öğretmen arkadaşlar bu konuda sınıflarda, sahada güzel işler yapıyorlar. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de artık Sayın Bakanımız Koca maskesiz son yaz, yani daha doğrusu maskeli son yaz, bundan sonra maskesi olacağız diye bir müjde verdi. İnşallah Eylül ayından itibaren maskeleri de çıkarıp öğrencilerimizle birlikte sizlerin mimandarlığında güzel işler yapacağımıza umudumuz tam. Ben tekrar sahada, mutfakta bu gayret ve çaba içinde olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlerin bu başarısıyla bizler hem biraz önce ifade ettiğim gibi mutlu oluyoruz hem de gururlanıyoruz. Manisa e-twinning proje koordinatörü Hacer Şengül, Manisa'dan ortaya çıkan yerel projelerin ulusal ve uluslararası arenaya taşınmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Şengül, proje tabanlı öğrenme yöntemiyle uygulama ortamı hazırlayan öğretmenlerin becerileri desteklendi. Öğrenciler farklı Web 2.0 araçları kullanarak global dünyaya ayak uydurmaya başladı dedi. Sizler takdir ederseniz zaman zaman karşılaşıyoruz. İşte proje kurucuları hazırladıkları gazeteyi Manisa İl Milli Eğitim Müdürü'ne sundular. Ardından hep birlikte pasta kestiler. Sadece temsil yapmayacağız.